Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çilekli güzel bir bebek süveteri çalışacağız. Çok güzel değişik bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte bu güzel çalışmayı yaparsınız. Yeşilimizi, kırmızımızı ve beyazımızı ise ana renk olarak kullandık. Bir buçuk, bir yaş civarı çocuklarımızın giyebileceği ölçüde oldu çalışmamız. Şimdi santim olarak da baktığımızda aklımızda daha güzel belirecektir. Şöyle baktığımda 33 santim uzunluğunda Gövde genişliğine bakalım. Kol altından tutuyorum. 25 santimde gövdemizin genişliği. Çileklerle modelimizi 10 ve katlarıyla uyguladık. Yani her bir çileğimiz için 10 tane modelimize, trabzanımıza ihtiyacımız oldu modelimizi kurmak için. Kaydırmalı oldu. İlk önce 5. modelimi kurdum. Daha sonraki sıramda 10. kurdum. 5.ye 10. Ye şeklinde modelimizi uygulayabilirsiniz sizlerde. Daha büyük çalışmak isteyen arkadaşlarımız buradaki lastiği daha uzun tutarak 10 ve katlarıyla işte ben 60 tane üzerinden modelimizi kurdum. 70-80 olarak da başlayıp daha büyük de çalışabilirler. Modeli arkada uygulamadık. arkaya düz trabzan şeklinde ördük ve sayı olarak aynı 60 ilmek ya yani 60 trabzan üzerine kurduk. Bastiğimizi yine aynı ölçülerde ördükten sonra 60 trabzan 60 trabzan ördük. Kolumuzu şöyle kestik. Yeterli uzunluk ölçüsü olduğunda ve en son ise kollarımızı şöyle fırfırlı daha kız çocuklarına yakışır bir şekilde fırfırlı çalıştık. Yakayı görecek olursak yakayı oyuntu verdim. Oyuntumuza şöyle güzelce yine yeşilimizde Yerimizi, zeminimizi hazırlayıp kırmızıyla da güzel bir bağ, bağcık kullandım ve yakayı da yine kırmızıyla örerek bu güzel çileğimizi uygun şekilde tamamladık. Evet, hemen yapımına geçelim ama öncesinde minik bir hatırlatmam olacak. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Evet, kolay gelsin. Hemen başlayalım. Sweaterimizi kartopunun baby one ipi ile örüyorum. İpim 100 gram 250 metreden oluşmakta. Anti peeling özelliği olan bir ip. Tabi sizler dilediğiniz e, iplerle örebilirsiniz. Renk numarası ise K10. Biraz yeşilim ve kırmızı ipime de ihtiyacım var. Hangi marka olursa olsun muhtemel farklı markalarda benim elimdekilerde evimde olan daha önceki örgülerimden kalan iplerim. Ve 2,5 numaralı da tığımı kullanıyorum lastiğimizi örerek başlayalım önce bir tane zincirimi çekiyorum şöyle düğüm atıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincirimi çektim buradaki zincir lastiğimizin ee, yüksekliğini göstermekte bakın hangi kalınlığını yani kalınlığını ne kadar istiyorsanız ona göre ayarlayın daha kalın örmek isteyen arkadaşlarım birazcık daha zincirli fazla tutarak kalınlaştırabilirler sonra zincirimin başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye geliyorum yani tığımın başını doluyorum bir zincir atlıyorum iki zincir atlıyorum üçüncü zincire gelerek batıyorum ve ipimi aldıktan sonra hepsini bakınız doladığımı ve diğerini tek seferde çekiyorum tekrar doluyorum sıradaki yuvaya giriyorum ipimi buradan çıkarıyorum tek seferde geçiyorum içinde doluyorum batıyorum tek seferde içinden geçiyorum Tığımın başını doluyorum batıyorum ve tek seferde bu işlemlerimizi tekrar ederek sona kadar örüyorum başını doluyorum ve birer birer zincirlerimin içerisinden tek seferde trabzanlarımı örüyorum son trabzan son zincirimize de işlemimizi yaptık şöyle ipim katlı olduğu için tığıma takılmakta. şöyle alalım tek seferde çektim ve bitirdik. Birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Birinci sıramı bitirdikten sonra ikinci sıramızı örmek için hazırız. En son bitirdiğimiz trabzan üzerine bir ve iki zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bakınız. Dibinin dıştaki katına şu şekilde giriyorum. Bakın burada hep dıştaki katları öreceğiz. Bu tarafı değil diğer tarafı öreceğiz. Hemen dibinin dış katına battım. İpimi çıkarıp tek seferde geçtim tığın başını doluyorum yanındakine giriyorum tek seferde çekiyorum tığın başını doluyorum yanındakine giriyorum hep dış katlarına lütfen arkadaşlar lastik örgüsü yaptığımız için tüm kata girersek olmayacak belli bir çizgi şeklinde görünmesi gerekiyor onu da katın birisini örmediğimiz için o oluşturuyor şöyle giriyorum yine Katların dışına batarak ilerliyorum ve böyle ipimizi yarımlamadan alalım. Bütün katlarımızı bu şekilde ördük. Bakınız tek katlardan ardına girerek ördüm ve tamamladım. Şimdi iki tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 geri dönüyorum. Tığımın başında doluyorum. hemen dibine batıyorum. Bakınız hemen kendi dibine yanındakine değil hemen dibine batıyorum çekiyorum. Katların yine birerini alarak devam ediyorum. Burada sadece yaptığımız tek işlem katın birisini örmek. Başka herhangi bir işlem yapmıyorum. Şunu bol altı biraz daraltmak istiyorum. Evet sona geldim. Burası diğer sıramızın başlangıcıydı. Yani şu şekilde olan yer. Hem zinciri çekip hem dibine battığımız yer. Burayı iki defa batmıyoruz. Burada şöyle baktığınızda iki tane gibi var. Doluyorum. Sadece tek katını alarak bir olarak örüyorum. Dönüşte diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Şimdi buraya yine iki zincirimi öreceğim. Ama bakın bitişlik gibi tek öreceğim. Çevireceğim. Hemen dibine başını doladıktan sonra batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Ve devam ediyorum diğer katlarımı da dıştaki katlarımı birer birer örüyorum. Sonra doğru geliyorum. Yine diğer sıranın ilk başı olan yere geliyorum. Bakın iki tane örmüştük. Tepesine batıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Bu şekilde düzgün bir lastik çalışmasına ulaşmış oluyoruz. Evet şimdi istediğimiz bel ölçüsüne ulaşana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Ve istediğimiz ölçü gelince modelimizi uygulamak için hazır olalım. Lastiğimi örmeye devam ettim ve bu şekilde bakın nasıl yeteri kadar ördüm. Son kez birlikte çalışalım yine iki defa zincirimi çekip hemen dibine batıyorum ve bu şekilde dış katlarından alarak örüyorum. Şimdi santim olarak ölçümüze bakalım. Şu sona da batıyorum buradan 1 2 3 tane zincirimi çekip bırakıyorum ve şöyle yere koyuyorum. Şimdi ölçüye bakalım. Mezur olarak ölçümüz şöyle düzelttiğimde 25 santim. 25 santimin hemen şurasına gelmekte. Ve sayı olarak sayalım. Şuradaki düz çizgileri sayalım. Buğday gibi olanlar. 1, 2, 3, 4. 2, 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Modelimiz 10 ve katlarıyla oluşmakta. 10, 10, 10 tane trabzana ihtiyacımız olacak. Onun için bunu ona göre doldurmamız gerekmekte. 10 ve katlarıyla. Daha büyük örecek arkadaşlarımız da yine ona göre birazcık daha lastiklerini büyük yapıp trabzanlarını ayarlayabilirler. 3 tane zincirimi lastik sonunda örmüştüm. Şöyle 3 zincir ve trabzanlarımızı örmeye başlayalım tığımın başını doluyorum hemen yanına batıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan örüyorum şuradaki buğday gibi giriyorum bir tane ikili trabzan örüyorum burada uygun yerlere uygun aralıklarla 10 ve katlarını oluşturacak şekilde trabzanlarımızı örüyoruz bakın çok fazla birbir üzerine yığmıyoruz Bugün alanlara girerek devam ediyoruz. Burada gibi olan bölümüme giriyorum. Şimdi nedense katlarına ayırıyorum bugün. Yanına batıyorum. Dibine batıyorum. bir ileriye geçiyorum ileriye bu şekilde sona kadar örelim lastiğimin üzerine 60 tane trabzanı da örerek geldim sizinki daha farklı da olsa on ve katlarıyla bir sıra trabzanımızı örelim şimdi 3 tane zincirimizi en son trabzan üzerine çekerek ikinci sıramızı başlatıyoruz 3 zincirimi çektim örgümün arkasını çevirdim hemen dibine batıyorum bakınız aynı lastikte ördüğümüz gibi dibine batıp yine bitişte de bunu tek trabzan olarak öreceğiz hem zincirimizi hem trabzanımızı ayrı ayrı örmeyeceğiz dibine batıyorum bu birinci trabzanımız bakınız bir ve devam ediyor şimdi saymamıza gerek yok hepsini birer birer sona kadar örelim iki sıra bir trabzan sırası çıkmış olalım süveterimiz için birer birer üzerlerini örüyorum hiç farklı işlem yapmıyorum İkinci trabzan sıramızı da örerek bitirdim en sondayım yine 3 tane zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum örgümün arkasını çeviriyorum hemen dibine batıyorum bunu bir tane trabzan olarak sayacağız tekrar hatırlatıyorum ve yine burada da işlem yapmadan birer birer üçüncü sıra olarak 3. trabzan sırası olarak sona kadar devam edelim. Hiçbir işlem yapmıyorum. Dümdüz örelim. 3 sıramızı ördük. 3. sıramızın bakınız en son trabzanımızı şu şekilde öreceğiz bakın. Zincirimiz çekmiştik, aynı yere batmıştık. Tek olarak örecektik. Şu tam ortalayarak tepesine batıyorum. 1 ve 2. Bu şekilde öreceğiz. İkinci kez batmıyoruz. Sonra 1 2 3 tane zincir çekip Yine aynı yeri hemen dibine bakınız kendi dibine gelerek batıyorum. Dördüncü trabzan sıramı da modelimi kurmadan örüyorum. Yani lastiğimin üzerine toplamda 4 sıra düz örgümüzü örüyoruz. Kenarlarımız da bu şekilde. Başlangıçta zincirimiz ve hemen trabzanımızı örüyoruz. Bitirirken de şöyle bir tane olarak batıp bitiriyoruz. Dördüncü sıramızın da yine sonuna geldik. En sondaki bakın trabzan grubunu yine birlikte örelim. Buraya bir tane olarak batıyorum. İki örmüyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Yoksa yana doğru açarız. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Beşinci ve model kuracağım sıraya başlıyorum. Burayı bir trabzan olarak sayıyorum. Bir, yanındakini iki, üç, dört. 4 tane trabzanımı ördüm ve çileğimin ilkini kurmak için hazırım. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Bak lastikten sonra bakınız. 4 düz ördüm. 5. sıramızdan itibaren modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kırmızı rengimi alıyorum. 4. trabzanımı kapamamıştım. Kırmızı rengi bile kapatıyorum. Geçiyorum ve bir tane şöyle Zincirimi çekip burayı sıkıştırıyorum. Ve beyazımı da şöyle asılıyorum. Beyazım arada altta kalacak. Ee, diğer tarafa doğru yürütüp götüreceğiz. Şimdi tığımı başını doluyorum. Hemen sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Hemen bakın sıradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. İkili trabzanımı ördüm. Tığımı başını bir defa doluyorum. Bu trabzanın battığım trabzanın tam altına gelerek giriyorum. Bakın şuraya gireceğim battığım trabzanın tam altına bir defa tığımın başını doladım bu altına battım ve şöyle uzatıyorum bir iki üç defa da örüyorum yine aynı yere tığımın başını doluyorum batıyorum çıkarıyorum uzatıyorum bir iki 3. Üç. Üçüncü kez aynı yere giriyorum. Uzatıyorum. 1 2 3 Bir tane ikili trabzanı ördüm. Aynı yerin altına girdim. 3 defa bakınız ördüm. 4 oldu. 5. ve son trabzanımı da ilk trabzanımın yanına örüyorum hemen. Bakın şöyle arkadan giriyorum. İpimi şöyle arkaya alıyorum. Bakın tığımın başını doladım. Hemen şuraya örüyorum. Bir. İkinciyi beyazımla alıyorum. Şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakacağız. Şimdi dört tane kenar trabzanımızı ördük. 5. modelimizi uyguladık. 5. trabzan üzerine ikili trabzanımızı ördük. Tam altına gelerek battım ve 3 defa e, trabzanlarımı uzatarak ördüm 3 defa da ördüm ve yanına bir tane daha ikili trabzanımı ördüm araya 9 tane beyaz rengimi örerek ilerleyeceğim şimdi şimdi de kırmızı mı araya alıyorum tığımın başını doluyorum buradaki ilk trabzanma batıyorum bakınız şuna batıyorum lütfen burada trabzan kaybetmeyelim bir şöyle de sıkıştıralım ve devam ediyorum Bakınız 2. Sıradan örüyorum. Toplamda 9 tane örelim. Modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için ilk kenardan 5.'den başladım. 5.'ye ilk modelimi koydum. Şimdi de 9 tane trabzanımızı öreceğiz. 10.'ya modelimizi yerleştireceğiz. Trabzanların beyaz olarak birer birer örüyorum. 9 olana kadar örelim. Sayalım kaç olduğunu. 2, 4, 6, 8 ve 9. 9'u örüyorum. İkinci katını çekmiyorum. Bu kez beyazımı bırakıyorum. Kırmızı rengimi alıyorum. Kırmızıyla geçişimi yapıp bir tane de şöyle zincirimi çekiyorum. Beyazımı da şöyle sabitliyorum. Araya alıyorum. Tığımın başını dolayarak sıradaki trabzanıma gelip batıyorum. Bir tane trabzanımı tam örüyorum ikili trabzan şekilleri ve beyazımızda şöyle sıkıştıralım ki çileklerimizin arasında boşluklar oluşmasın. Tığımın başını bir defa doladım. Tam battığımın altına gelerek giriyorum. Uzatıyorum. Önce uzattığımı, sonra doladığımı, sonra örgümün devamını. 3 defa bu işlemi yapıyorum. Birinciyi yaptım. ikinci kez giriyorum. Uzatıyorum. 1 örüyorum. 2 örüyorum. 3 üç örüyorum. 3. kez giriyorum uzatıyorum bir örüyorum iki örüyorum üçüncü kez örerek bitiriyorum ve son olarak yine ikili trabzanımı öreceğim onu da şöyle çekiyorum kendi dibine şöyle batıyorum bir ve iki toplamda beş defa örüyoruz kırmızı rengimizi tabi ikinci kez çekmeyi beyaz rengimizde çekiyoruz ki renk geçişinde herhangi bir kötü görünüm olmasın şu şekilde çekiyorum ve bir tane de zincirimi çekip sıkıştırıyorum ve bakın böyle kırmızı da uzatıyorum tığımın başını dolayıp hemen sıradaki ilk trabzanıma batıyorum 9 tane trabzanımı örüyorum arkası da bu şekilde bakın 9 trabzanım araya örüyorum 2 4 6 8 9 9. tam kapamadım ilmeğim açık durmakta şimdi Beyazımı bırakıyorum. Kırmızımı yeniden alıyorum. Ve şöyle geçiyorum. Bir tane de zincirimi çekip burayı kapatıp sıkıştırıyorum. Beyaz rengimi de şöyle çekiyorum. Ve aşağıya alıyorum. İlk sıradaki bakınız. Önde gelen ilk yere batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Tam altındaki trabzanıma giriyorum. Bir defa doluyorum çekiyorum 1 2 3 3 defa bu işlemi mi yapıyorum aynı yere giriyorum çiliğimizin dip kısmını örüyoruz iki kere girdim 3. ve son defa giriyorum 1 2 3 toplamda 4 oldu bir de şöyle hemen kendi dibine gelerek batıyorum 5 trabzanımı da buraya örüyorum ikinciyi çekmiyorum kırmızımı bırakıp beyaz rengimi alıyorum beyazımla kapatıyorum ve şöyle bir tane de zincirimle sıkıştırıyorum ve kırmızımı çekiyorum çileklerimi bu şekilde her 10. trabzan üzerine kuruyorum aralarda 9'ar trabzanımız var 10. trabzana çileğimizi aynı şekilde kuralım ve sona doğru ilerleyelim Çileklerimi birer birer yerleştirerek geldim. Toplamda 5 tane çileğim oldu. Son çileğimi de örmek için hazırım. 9 tane beyaz renkte trabzanımı ördüm. 9. şu şekilde kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekip sıkıştırıyorum. Ve hemen sıradaki bölüme girerek bir tane trabzanımı ve hemen altına 3 defa kırmızı renkli trabzanımı da örüyorum 3 defa da ördüm 1 2 3 üç. 3. örüyorum 2 3 hemen dibine batıyorum çünkü aynı trabzanda olması gerekmekte ve bunu bakın bir defa ördüm beyaz rengimle kapatıyorum ve geri kalan 4 tane trabzanımı örüyorum. Birinci trabzanımı örüyorum. Kırmızımı artık devam ettirmiyorum. 1 2 3 ve ortalayarak batıyorum. 4 Evet, birinci şöyle 3 zincirimi de çektikten sonra bırakıyorum. Çileklerimizi bu şekilde yerleştirdik. İnşallah sizler de çok kolaylıkla yerleştirmişsinizdir. Bir tane trabzanımız hemen altına battığımız yere 3 defa bir dolayıp 3 defa da ördüğümüz trabzanımızı 3 adet örüyoruz. Yine aynı battığımız yere bir tane ikili trabzanı örüp araya 9'ar tane beyaz renkli trabzanımızı da ördükten sonra bu şekilde tamamlıyoruz. 4 başta trabzan örmüştük. 4 sonra beşinciye modelimi kurdum 9 arada onuncuya kurdum 9 arada onuncuya kurdum 9 arada onuncuya her ona da e, modelimizi yani çiliğimizi kurduk şimdi arkadaki ben e, ipimi daha öncesinden kopmuştu benim bunu ördüm ki rahat olsun diye sizin tümse de fark etmez şöyle alalım buraya bunu kilitleyelim bir tane zincirimi çekiyorum ve kilitliyorum İpimi buradan kesiyorum İpimizi kestikten sonra kendi rengi içerisinde de şöyle gizleyelim daha sonraya iş kalmasın. En son kalanı ise yeniden keserek temizleyelim. Şimdi de çileğimizin yapraklarını yapmak için örgümüzün arkasındayız. Tığımın başında doluyorum. Hemen dibine bir tane batıyorum. Bu bizim birinci tırabzanımız. 1 bir, 2 3 4 tane beyazımızı ördük. İkincisini çekmiyoruz. Yine kırmızı rengimde yaptığım gibi yeşil rengimi alıyorum. Yeşil rengimle kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Beyazımızı yine aradan yürüteceğiz. Çok ayırmışım. Şöyle biraz daha az ayırayım dördüncüyü kapadım bir tane zincirimi çektim beyaz rengimi şöyle asıldım beyazımı araya alacağım ve şimdi çileğimin yapraklarını örmeye başlayacağım önce kırmızımla beyazımın yanına giriyorum bakın ilk gireceğim yer burası olacak şöyle tığımın başını doladım girdim bir birinci yaprağımı bu şekilde ördüm sonrasında ikinci trabzanımın arasına giriyorum alıyorum şu şekilde. Bakın şu aradaki e, kalan ipimiz onu arkaya çekeyim. Daha güzel görünsün. Şunu araya arkaya alayım ki daha rahat görünsün. Evet yeniden yapalım. Başını doladım ilk beyazla kırmızı arasına ilkine girdim. Sonra ikinci trabzanın arasına girdim. Bakınız ikinciye girdim. Şöyle her bir taraftan alıyorum. Doluyorum. Üçüncüye giriyorum. Doluyorum. Dördüncüye. Doluyorum. Beşinciye. Doluyorum. Altıncıya. Yine beyazla kırmızı bunun arasına şu şekilde bir görünüm olacak. Hepsini tek seferde çekiyorum. Hepsi içinden çıkıyorum. Tek sefer şöyle sıkıştırıyorum buraya bir tane de zincir çekiyorum çileğimi yaprağını bu şekilde toparlamış oluyorum araya alıyorum beyaz ilmeğimi şöyle içinden kaydırarak geçiriyorum bu kez yeşili araya alıyorum ve beyazımdan başlıyorum 9 tane beyaz trabzanımı örüyorum bir yeşilimizi de şöyle çekelim 2 9 trabzanımı örüyorum Aradaki 9 trabzanım ördüm. 2, 4, 6, 8, 9. 9. kapamadım. Yine beyazımı bırakıyorum. Yeşilimi alıyorum. Beyazımı kapatıp bir tane şöyle zincir çekiyorum. Beyazımı sıkıştırıp araya alıyorum. Şimdi bakın başını doluyorum. Beyazla kırmızı arasına ilk giriyorum. Alıyorum. Başını doluyorum. Birden sonra başını doluyorum. Her bir trabzanın arasına giriyorum. Başını doluyorum. Giriyorum yani şu şekilde alıyorum arkadan başını dolamaktan kastım o arkadan alıyorum beyazla kırmızının arasına yapıyorum ve bu şekilde görünüm oluyor hepsini tek seferde içinden geçiyorum hepsini sıkıştırarak şöyle kapatıyorum şu şekilde iyice bir sıkıştıralım beyaz rengimi alıyorum ilmeğimi içinden geçiriyorum yeşilimi yine sıkıştırıyorum yeşilimi araya alarak 9 tane trabzanımı birebir üzerlerine örüyorum üçüncü ve son kez bir daha çalışalım 9 trabzanımızı ördükten sonra 9 tane trabzanımı ördüm 9. trabzanımı yeşilimle kapatıp bir tane zincir çekiyorum beyazımı asılıyorum ve beyazımı araya aldıktan sonra beyazla kırmızı arasına başını dolayan ilk önce giriyorum Sonra diğer trabzana önden girdiriyorum. Buradan alıyorum. Şu şekilde ipimi alıyorum. Araya batıyorum. Tekrar ipimi alıyorum. Diğer trabzan arası ipimi alıyorum. Diğer trabzan arası ipimi son kez beyazla kırmızı arasında alıyoruz. Beyaz ve kırmızı arasında başlatıp yine beyaz ve kırmızı arasında tamamlıyoruz. Hepsinin içerisinden tek seferde geçiyorum güzelce sıkıştırıyorum şöyle ve beyaz rengimle alıyorum ve yeşilimi araya aldıktan sonra şöyle yine sıkıştırmayı da ihmal etmeyelim bakınız çileklerimiz gayet güzel bir şekilde tomurcuk tomurcuk durdular diğerlerini de aynı şekilde örelim çileklerimizin üzerinin yapraklarını birer birer örerek sona kadar geldim en sonu birlikte çekelim şöyle içinden çekiyorum beyaz rengimi alıyorum beyaz rengimle de geçiyorum artık altta yürütmeme gerek yok 4 tane trabzanımı kenardan örüyorum 1 2 3 4 bakın bu sona ortalı bir şekilde batıyorum kenar boş olmasın diye 1 2 3 tane zincir çekiyorum ama öncesinde şuradaki yeşil e, ipimizi biraz kesip küçültelim Tabii sizlerinki zaten ipimiz de olacak Ben daha öncesinde hazırlamıştım şu şekilde içinden geçiriyorum düğümü atıp sonra kendi rengi içerisinde kaybediyorum Evet kalanı da yine kesiyorum ve tertemiz bir şekilde çalışmış oluyoruz şu kırmızımızı da hemen alıp temizleyelim Evet bu şekilde arkasını önünü de tertemiz çalıştık. Şimdi üzerinin trabzan sırasını örmeye başlayalım. E, modelimiz kaydırmalı bir model. Şimdi bir sonraki sıramızda buraya kuracağız. Ama öncesinde bu altta çalıştığımız gibi birkaç sıra beyaz trabzanımızı örmemiz gerekmekte. Onun için başlıyoruz. Bu birinci trabzanım bir. Yanındakini örüyorum. 2 3 4 Yeşilimiz tam 5. Yeşilinin tepesine 5. tırabzan ördüm. Sonrasında yine aradan geçiyorum beyazıma bakınız. 1 2 3 özellikle sayıyorum ki karıştırmayın diye. 4 yani artıp eksilmeyelim. 5 6 7 8 9 beyazımızı da ördüm. Onuncuyu yeşilimi örüyorum ve tekrar beyazımla bir diye başlıyorum ve bu şekilde e, trabzanlarımızı bu sırada beyaz rengimizle örerek tamamlayalım. Çileklerimin üzerine bir sıra trabzanla örerek tamamladım. Şimdi ben diğer sırayı başladım. Şimdi trabzanlarımızı örelim. Sonrasında yeniden görüşelim bir yapraklarımızı kapattığımız sıra ikinci sırayı örüyorum ve biraz daha örelim sonrasında yeniden birlikte olalım Trabzan sıralarımızı örerek geldik. Yeni grubumuzu kaydırarak başlayacağız. Şu aralara denk gelecek şekilde modellerimizi yerleştireceğiz. İlk çileğimizi 4 tane örmüştük beyazımızı. 5. çileğimizi yerleştirmiştik. 9 tane örüp 10. çileğimizi yerleştirmiştik. Burada ise 9 tane trabzanımızı örüp 10. çileğimizi yerleştirip böyle tam ortaya denk getireceğiz. Ama öncesinde kaç sıra trabzan ördüğümüze bakalım. Yeşilimizin üzerine ördüğümüz sıramız şurası Bakınız zaten belirli olmakta. Birinci sıramız ikinci, üçüncü, dördüncü sırayı araya ördükten sonra beşinci sırada yeniden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Ben şöyle sekiz tane ördüm. Dokuzuncuyu birlikte örelim. Tığımın başını doluyorum. Dokuzuncu trabzanı örüyorum. Şöyle sayalım isterseniz. Bunu bir olarak sayıyorduk. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve de bu dokuz. Birini örüyorum. Kapatmasını kırmızı rengimle çalışıyorum. Çilek olacak rengimiz. Geçiyorum ve bir tane zincir atarak buraya sabitliyorum. Beyazımı çekiyorum ve beyazımı araya alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanın üzerine girerek bir tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle de sıkıştıralım. Arada boşluklar olmasın. Tığımın başını bir yine bir defa doluyorum. Tam battığım trabzanın altına giriyorum. Bakınız battığım yerin hemen altına giriyorum. Bir dolamıştım. Üç defa da çekiyorum. Bir, iki, üç. Bu işlemi üç defa yapıyorduk. Bakınız yine giriyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü ve son kez aynı yuvaya giriyorum. Uzatıyorum. Bir, iki, üç. 3 toplamda 4 tane trabzanım oldu. Şimdi 5. trabzanımı da şöyle çekiyorum. Bakınız şöyle içe doğru örüyorum. 5. trabzanın bir katını aldım. Bıraktım ipimi. Beyazımla kapadım ve bir tane de şöyle zincir çekerek sıkıştırıyorum. Kırmızı rengimi araya alıyorum. İlk çileğimizi bu şekilde ördük. Şimdi araya tekrar 9 tane trabzan örüyorum. 10. ya çileğimizi yerleştiriyoruz. Tığımın başını doluyorum. İlk trabzanıma batıyorum ve sayıyorum. 1 2 3 Kırmızı yaradan yürütmemiz gerekmekte. 4 5 6 7 8 şöyle çekiyorum kırmızı sayalım 2 4 6 8 9. trabzanımıza başlayalım 9. yu bir katını ördüm beyazımı bıraktım ikinci katını kırmızı rengimle kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum 9'ar arada trabzanımız var beyazımı şöyle yatırıyorum hemen sıradaki trabzanıma 1 2 Hemen bu ördüğüm trabzanın altına giriyorum. Uzatıyorum. 1 2 3 Toplam 3 defa aynı yere aynı işlemimizi yapıyoruz. 2 yaptım. 3. kez giriyorum, uzatıyorum. 3 trabzanımı ördüm. 4. ve son arkasına giriyorum. Bir örüyorum, bırakıyorum bir de başta vardı toplamda 5 oluyor tabi hepsini çekerek kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum sıkıştırıyorum kırmızımı yeniden araya alıyorum ve 9 tane trabzanım için saymaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9. tam kapamıyorum. Bırakıyorum. Kırmızı rengimle kapatıyorum. Kırmızımı da şöyle biraz bu tarafa doğru çekip arada pot kalmasını engelliyorum. Ve bir tane şöyle kapatıp sıkıştırıyorum. Ve beyazımı asılıyorum. Araya aldıktan sonra beyazımı çileğimin ilk trabzanını hemen altına 3 defa bu işlemimi ikinciyi yapıyorum üçüncüyü yapıyorum ve son olarak arkasına geçip ikili trabzanın birinci katını örüyorum ikinci kapama katını beyaz rengimle örüp bu şekilde aralara 9 trabzan 10. çileğimiz olacak şekilde örüp bitirelim sıramızı Çileklerimizi ördüm. Şimdi üzerinin yapraklarını beraber örelim. Kenardan 8 tane trabzanım ördüm. 9. sizlerle birlikte örelim. Sonrasında yeşilimizi başlayalım. Sayalım isterseniz bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giriyorum. Bir katını örüyorum. Doladığımı diğerini örmüyorum. Yeşil rengimle Şöyle geçişimi yapıyorum ve bir tane zincirimle kapatıyorum beyaz rengimi sıkıştırıyorum araya alıyorum İlk önce beyazımla yeşilimin arasına başını dolayarak giriyorum şu kısma bakın şuraya hemen giriyorum beyazla bakın kırmızı arasına girdim çekiyorum sonra diğer trabzan arasına girip alıyorum şu şekilde önce doluyorum sonra alıyorum. Eğer dolamadan alırsak çizgi şeklinde görünüm oluyor. Bakın şimdi çizgi şeklinde şek görünüm yok. Her bir trabzan arasına bu şekilde örerek gelelim. En son yine beyazla kırmızı arasında tamamlayalım. Beyaz ve kırmızı arasında girerek başladık beyaz ve kırmızıyla da tamamladık. Bütün beş tane kırmızı çileğimizin de arasından geçtik. Hepsinin içerisinden tek seferde geçiyorum. Şöyle elimin yardımıyla da sıkıştırıyorum. Güzelce sıkıca kapatıyorum. Ne kadar sıkıştırırsak o kadar güzel durur. Bırakıyorum. Şimdi yeşilim arada kalacak. Beyazımı şöyle geçiriyorum ilmeğimi sıkıştırdım halen bakın. Tekrar beyaz rengimi alıyorum. İlk beyaz trabzan üzerinden örmeye başlıyorum aradaki 9 tane trabzanımı örüp tıpkı burada çalıştığım gibi ve aşağıda da yapmış olduğumuz gibi yapraklarımızı örelim sona kadar bu şekilde devam edelim çileklerimizin yapraklarını örerek tamamladık ve kaydırma işlemi yaptığımızda görmekteyiz bakın 4 tane beyazımız örüp 5. örmüştük 9 tane beyazımız ördük 10. çileğimizi yerleştirdik şimdiki sıramızda ise 4 tane trabzanımızı örüp 5. yerleştireceğiz ama öncesinde bu aradaki düz beyaz renkli sıralarımızı örmemiz gerekir kaç sıra öreceğiz şimdi sayalım bakınız 1 2 3 4 sıra örmemiz gerekmekte 4 sıra örelim 4 sıradan sonra kaydırma işlemini yaparak buradaki yaptığımız işlemin birebir aynı ile e, ilerleyelim 6 tane çileğimiz bu sıramızda olacak Diğer sıramızda ise 5 tane çileğimiz. Şimdi 9 tane ördüm ya çileğimin tepesine gelerek batıyorum. 9 tane aralarda trabzanım var zaten. 10. çileğimizin tepesini. Şimdi aradaki düz trabzan sıralarımızı da örelim. Sonrasında yeniden ilk sıradaki gibi modelimizi yerleştirerek devam edelim. Çileklerimizi görmekteyiz. Bakın ne kadar hoş durmakta. Şöyle de arkasını çevirdiğimde de arkası da tertemiz görünmekte. Sadece şu kırmızımı da içeriye alıp burada hemen düğümümüzü atalım. Hatta şöyle İmi birini alıp şöyle düğümümüzü atalım, sonrasında kalanı içeriye doğru gizleyelim ve en son yine halen kalıyorsa onu da bir makas yardımıyla temizleyelim. Evet, şimdi aradaki düz trabzanlarımızı örelim, sonra buradaki modelimizi yerleştirme işlemini yapalım, biraz büyülttükten sonra tekrar birlikte olalım. Süeterimizi örmeye devam ettim. 1. sırayı birlikte uygulamıştık. 2. sıraya da 3. sıramızda aynı 1. sıradaki e, yaptığımız şekliyle 4 tane beyazımızı örüp 5. çileğimi yerleştirdim. Arada 9 tane beyazım, 10. çileğim, 9 beyazım, 10. çileğim tekrar aynı şekilde 9-9 dokuz dokuz örüp 10. çileklerimizi yerleştirdik. Ve toplamda kaç sıra ördüğümüze bakalım. Şöyle hemen lastiğimin üzerinden bakınız. İlk sıradan itibaren sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 sıra ördük. 22 sıramızı tamamladıktan sonra artık kolumuzun ve yakamızın oyuntusunu açmak için hazırız en son bakınız bu sıramızın sonunda ipimi buradan koparıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra şöyle kesiyorum ve oyuntumu hazırlamak için hem kol oyuntusu bırakacağız hem de yakamız için aralık bırakacağız şu şekilde ipi ve terimin ön kısmının bir tanesini ben örerek tamamladım. İkincisini de sizlerle birlikte örmek için hazırım. Yine bakınız ben iki tane çileğimi ördüm. Şuradaki kesme yerinde sizlerle birlikte olacağız. Şimdi ne yaptığımı anlatmak istiyorum. Buradan 8 tane trabzan içe çekildim. İpimi kırdım kaydırma yöntemi yapmadım. Çünkü bir işlem daha geçeceğimiz için buradan ipimi kırdım. 8 tane bıraktım. 9.dan örmeye başladım ve 9 tane tırabzanımı ördüm. 10.ya yine çileğimi yaptım. Tekrar 2 4 6 8 9 tane tırabzanımı da bu kenara ördüm. Üzerine bakın yine yaprağımı ördüm. Yaprağımdan sonra 1 2 3 4 sıra ördüm. 4 sıramı tamamladıktan sonra yeniden çileğimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 sırada diğer tarafta örerek tamamladım. Şimdi bu tarafta da aynı işlemimizi yapacağız. 8 tane boş bırakıp ama bu yönden geçeceğiz. Buradan başladığımız için örgüye arada 8 trabzanımızı boş bırakıyoruz. Burayı tamamladıktan sonra 2, 4, 6, 8, 8. incinin üzerinden başlıyorum. 9 trabzanımı örüyorum. 10. ya yeniden başlıyorum. 9 trabzan örüyorum. 8 tane trabzan buradan kalıyor. Ve yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örüyorum. 8. sıram bakınız buradan dönüp geliyorum ve burada artık bu tarafa geçmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane Trabzanımı her iki yönde de boşluk bırakıyorum. Yakam için 5 trabzan burada bırakmıştım. 5 trabzan da burada bırakıyorum. Ve yukarıya doğru buradaki yapmış olduğum oyuntunun aynı şekilde ilerlemesini sağlıyorum. 1-2-3 Ve batıyorum. Başını doluyorum. Dibine batıyorum. İlk trabzanlarımızı bu süveterimizde bu şekilde çalıştık. 5 tane. Bakınız ördüm. Şuradan da bakın 1 2 3 4 5 e ayırmıştık. 3 sıramızı örerek tamamladım ve ipimi buradan kestim. Şimdi arkamızı da örerek tamamlayalım. Arkamızı da aynı sayılarla başlıyoruz. Aynı buradaki sayımız kaçsa sizler kaç yaptıysanız aynı 60 tane trabzan üzerinden ben örerek geldim. Kolumuzun kesme yerine kadar birebir sıramı dümdüz örerek tamamladım. Sonrasında ise yine 7 tane trabzan kenarda bırakıp 8. trabzandan başlayarak trabzanımı örüyorum ve omzuma kadar kaç sıraysa onu da örerek bitiriyorum arkaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sırada kolumuzu şöyle kestikten sonra örüyoruz Trabzanımı bu uçtan başlamıştım. 7 tane kenarda bıraktım. 8. den başladım. Arayı ördüm. 7 trabzan da diğer kenarda bırakarak ördüm. Yalnız şunu hatırlatmayı unuttum. Benim elimdeki lastikten sonra 22 sıra ördüm. 22 sıra düz örgümüz ördüm. Diğer tarafta da kolumuza kadar 22 sıramızı örmüştük. Birebir eşit. Şimdi üzerine zincirimi çekiyorum, çeviriyorum. Ve dümdüz örerek büyütüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 sıramızı tamamen ördük. Arada boşluk bırakmadık ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve artık yanlardan omuzlardan dikelim e, lastik çalışmamıza başlayalım iki ters yüzü birbiri üzerine kapatalım ister tığımızla ister e, iğne ile şu şekilde hem yanları dikelim hem de omuzlarımızı dikelim ben şuradaki lastik bölümümüzü biraz boşluk bırakacağım şu kısmı dikmeden kullanmak istiyorum şöyle sizler de o şekilde ayarlama yaparsınız kenarlarımızı ve omuzlarımızı dikelim sonrasında görüşelim Süveterimin yanlarından, omuzlarından diktim. Kolumun bir tanesini ördüm. Şimdi diğer kolumuzu, yakamızı ve buradaki etek ucunu çalışmak için hazırız. Önce buradaki etek ucundan başlayalım. Şu şekilde açık bir şekilde öreceğim, dikeceğimi söylemiştim. Bakınız. Kenarlarından açık bir şekilde diktim. Şimdi tığlama işlemimizi çalışmaya başlayabiliriz. Arkadan başlıyorum. Örgümün yönü düz gitmesi için ve şöyle dikişimin bulunduğu noktaya gelerek batıyorum. Buraya sabitliyorum. İpimizi de şöyle alalım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak biraz ileriye gidip batıyorum ve tek seferde çekiyorum biraz da derin battım bakınız bir zincir çekiyorum biraz trabzanıma şöyle batıyorum bir zincir devam ediyorum bir tane zincirimi çektim şu köşeye gelerek batıyorum şöyle bakın içten de batıyorum ki daha bir güzel görünüm olsun diye şöyle bu trabzanımız da düzelecektir şimdi bu köşemizi 3 tane trabzanım örüyorum araya bir zincir çekiyorum aynı yere bir daha batıyorum dönüşümüz güzel olsun kıvrılma olması bir zincir çektim üçüncü kez battım 3 defa aynı yere batarak dönüşümüzü yumuşattım tekrar bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak 1 iki bakınız iki trabzan altındaki derinliğe giriyorum bir tane zincir çektim şimdi bir ikinciye giriyorum bir zincir çektim tığımın başını doladım iki trabzan altına geçiyorum bu şekilde diğer köşemize doğru ilerleyelim köşemizden bu tarafa doğru ilerleyerek geldim yine diğer köşeme geldim bir tane zincir çekiyorum tam köşemin bulunduğu noktaya batıyorum bir tane zincir çekiyorum aynı noktaya ikinci kez giriyorum bir zincir çekiyorum aynı noktaya üçüncü kez giriyorum ve bir tane zincir çektikten sonra yukarıya doğru batıyorum başını doluyorum şöyle dibine doğru batıyorum bir zincir başını doluyorum biraz ilerleye ilerleye batıyorum bir zincir başını dolayıp diğer trabzana hep aynı işlemlerimi yapıyorum dişimin bulunduğu noktaya gelerek batıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra yanımı çeviriyorum. Şöyle bakınız buraya kadar geldim. Yanı çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak yine burada da trabzanlarımı şöyle derinden derinden batırarak ilerliyorum. Göz kararı yuvaları ayarlamaktayım. Çok kasmadan şimdi tam köşemin bulunduğu yere gelerek batıyorum yine bir bir zincir çekiyorum aynı yere giriyorum tekrar bir zincirimi çekiyorum aynı yere üçüncü kez giriyorum bir zincirimi çektikten sonra yine çeviriyorum şuradaki çalıştığımız gibi biraz atlayıp biraz ileriye batarak bu noktayı da başlangıç yerimize kadar getiriyoruz köşe dönüşümü yaptım yine battım bir tane zincirimi çekiyorum başlangıç yerimin hemen şöyle bakınız ilk yandan giriyorum. Burayı da buraya bağlıyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimizi buradan keserek bitiriyoruz. Evet. Süveterimizin etek uç kısmını tamamladık. Altını güzelce yeşillerle ördük. Şimdi ipini daha sonra ben çekerim. Şöyle görelim. Süveterimizin bakın alt kısmı her iki yandan şu şekilde açık ve güzel bir görünümü kazandı. Şimdi yaka kısmını da çalışalım. Yakanın buradan şuradaki bölüme kadar çalışacağız. Oyuntumuzun olduğu yere değil. Buradaki derinliğimizin bulunan kısmını çalışacağız. Bu kısım şuradaki bölümümüz ise daha sonra çalışacağız. Şöyle çeviriyorum. Şu noktadan başlıyorum. Tığıma bir tane zincirimi çektim. Şu kısım kalıyor. Şuradan başlayacağız. bir trabzan geriye çekildim bu ikili olarak battığımız yerdeydi 1 2 2 zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum ve iki trabzan geriye geliyorum tek seferde batıyorum 1 2 tane zincir çekiyorum diğer trabzana geçiyorum İki trabzanımız geriye çekiyorum İki zincir çekiyorum İki trabzan geriye çekilerek tek seferde başını dolayıp çekiyorum 1 ve 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Diğer trabzanıma geçerek batıyorum. 1 2 zincir. Başını doluyorum. Diğerine batıyorum. Şu şekilde biraz yüksek bakınız. Yüksek yüksek e, trabzanlar oluşturduk bir defa çektiğimiz. 1 2 3 4 5 tane yuvamız oldu. Şimdi 1 2 tane zincirimi çekiyorum hemen şuraya batıyorum bakınız dibine hemen bakın şurayı battığımız yeri altına batıyorum bir iki zincir çekiyorum Tığımı başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye giriyorum bir iki zincir çekiyorum tığımı başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye yeniden girerek örüyorum İki zincir çekiyorum şuradaki köşeme gelerek batıyorum. 2 tane zincir ve sonrasında yine buradaki şu işlemimin birebir aynını tekrar ediyorum. Hemen ilki batıyorum çekiyorum 2 zincir çekiyorum her bir trabzanımızın yani her bir sıraya bir defa batarak ilerliyoruz 2 2 de geliyoruz 1 2 zincir 2 zincir 2 zincir 2 zincir son olarak böyle tepe noktasına gelip batıyorum. Şöyle biraz geriden batalım. Bir tane de zincirimi çekip yine ipimi buradan kesiyorum. Yaka kısmımızın oyuntusunu da bu şekilde çalıştık. Şöyle bakalım. Hemen düzeltiyorum bu şekilde. Şimdi içinin zincirini de hemen çekelim. Kırmızı rengimle 100 tane zincirimi çektim. Yaklaşık 40 santime karşılık gelmekte yaklaşık. Fazla da çekebilirsiniz. Zincir olduğu için eğer çok fazla olursa keseriz. Evet şimdi ben buradan kesiyorum. Sıkıştırıyorum uç kısmından. Buradan da sıkıştırıyorum ve hemen bağlama işlemine geçiyorum. Aşama aşama örelim. Eşitliyorum öncesinde. Şöyle eşitledim. Bir tanesini buradan geçiriyorum. Diğerini ilk yuvadan. Bakınız, her ikisini de ilk yuvadan geçirdim. İlk yuvadan geçirdikten sonra yine şöyle uzatıp eşit olup olmadıklarına bakıyorum. Evet, eşitler. Şunlar ipimizin bunları keseceğiz şu iplerimizi. Evet, sonra birer birer şu çapraz yapıyorum. Çapraz yapıp bir atlayıp ikinciye batıyorum. Çapraz yaptım. Bir atlayıp ikinciye batıyorum. Bir atlayıp ikinciye batıyorum. Bir atladım, ikinci battım. Karşıya geçiyorum. Bir atladım, ikinciyi yani girerek geçiriyorum. Sonrasında yine hemen bu kez yanına batıyorum. Yanına giriyorum. Ya da bir atlayalım yine. Bu ortaya geçiyorum. Diğerinin de bir kutucuk atladım. Diğerine girdim şu şekilde çalışmamızı tamamlıyoruz. İplerimizi de içeriye gizleyelim. Evet bu şekilde bağcığımızı yaptık. Şimdi yakanın şuradaki oyuntusunu kırmızıyla örmek istiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum. Burada ince bir şerit geçeceğiz. Şurada yeşilimi battığım yere gelerek giriyorum. Hemen böyle tepeye bakınız. Minik yuvaya giriyorum. İpimi sol tarafa yatırıyorum. Hemen yanına bir tane sık iğne. Yanına bir sık iğne. Sıkı, e, trabzanlarımın tepesine birer birer batıyorum. Sık iğne örüyorum. Yan tarafa çıktım. Yan tarafa yine bir tane sık iğne. Tam şu araya giriyorum. Oraya bir tane sık iğne. Trabzanımın kendi gövdesine batıyorum. Bir sık iğne. Aradaki bu küçük yere bir tane trabzanıma bir tane. Araya bir. Birer birer sık iğnelerimizi örerek yakamızı dolaşacağız. Diğer tarafa geçtim. Arkaya. Ve arkadaki her bir trabzanımın tepedeki bu minik gözlere girerek sık iğnelerimi örüyorum. Zaten yerleri belli bakınız. Şuradaki minik yerlere girmekteyim. Başını dolamıyorum. Potluk istemiyorum. Sadece batıp tek seferde çekiyorum. Batıp tek seferde çekiyorum. Yakamın tamamını örerek geldim. Birer sık iğne ile en son bakınız buradaki oyuntu bölümündeyim ve yeşilimi battığım yere gelerek en son sık iğnemi de bu noktaya örüyorum. Bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Sadece sık iğne ördük ve kırmızı rengimizle ördük yakamızın bu oyuntu yerine şöyle bakalım. Bakınız. Şimdi ben buradan ipimi içe doğru gizleyeceğim ve son olarak kolumuzu örüp süveterimizi tamamlayacağız. Kolumuzda da şöyle başını bir defa dolayıp çektiğim e, trabzanlarımı ördüm. Başını birer defa dolayıp dolayıp çektim ve 3 sırada tamamladım. Burayı da aynı şekilde örelim. Evet kolumu ben e, şu şekilde ördüm. Diğeri e, daha hoşuma gitmedi. Bu daha içimesinde şu şekilde bakınız. Daha kız çocuklarımıza uygun gördüm. Onu söktüm. Bu şekilde örmeye başlayalım. Şimdi kol altından başlıyoruz. Şöyle bir tane zincirimi çekip düğümümü attım. Kol altından girdim. Yine diğer gibi örmek isteyen arkadaşlarımız da örebilir ama ben bu daha yakıştı kanaatindeyim zincirimi çekiyorum bunu bir olarak sayıyorum 2 ve 3 sol tarafa yine yatırıyorum yanındaki trabzanımı örüyorum Bakın şöyle derin girdim altına yandakini örüyorum kol altına örüyoruz birer birer örüyorum buradaki düz olan yeri örerek tamamladım Şuraya da batıyorum. Evet hepsini birer birer örerek kolumuzun altını geldim. 2, 4, 6, 8, 9 tane trabzan oldu. Yana giriyorum. Şuradaki yana giriyorum. Birini alalım. Ve aynı yere bakın diğer tarafta 2 tane trabzanımı ördüm. 2 tane trabzan. Aşağıdan yukarıya doğru artışımızı yapacağız. Yandakine 2 tane trabzan bir sonrakine 3 trabzan burada tabi daha çok fırfırlı gibi isteyen arkadaşlarımız daha çok da batabilirler 2 2 3 ördüm 2 2 3 Pardon 4'müş bakınız 4 defa battım sonra 2 3 dördüncüyü de batıyorum birebir aynı olması için 4 bir sonraki 2 3 3 4 batıyorum. Aynı yere 3 defa batıyorum. Yanındakini de 3 örüyorum. Hemen ipimi açıyorum. 4 örüyorum bir sonrakini 3 ve 4. Şöyle bakalım bakınız 4 3 4 3 olarak ördüm bu kısmı tepe kısmı bu şekilde örelim aşağıya doğru yine seyrekleşelim şimdi bu kısmı 4'er 3'er örelim. Tepe noktasında trabzanlarımızı 4 2 4 3 4 2 şeklinde örerek ilerledik. Bakın 2, 3, 4 yani ne kadar çok yaparsanız buranın fırfırı o kadar çok olur. Aşağıya kadar da 2, 2 geldim. 3, 2, 2 aşağıdaki düz trabzanlarımın olduğu yerdeyim. Birer birer trabzanlarımı bu noktaya örüyorum. Tam kol altı olan yer burası. Birer birer örelim. Ve geçişimizi yapalım. Hemen trabzan boşluğuna girip ilmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çekip sık iğne olarak batıyorum. Bu trabzanlara, düz trabzanlara sık iğne yapıyorum. Hepsine sık iğne yaparak yukarıya doğru gidiyorum. Kol altı olduğu için trabzan yapıp kol altını çok kalın yapmamıza gerek yok. Bu kısımlar sık iğne. Ve yukarıya doğru geçtim. Bakınız artışımın bulunduğu yeri de geçtim. Buraların ince olmasını istiyorum. Evet bakın. Şu kadar bir sıra, iki sıra 3. sıramızı da sık iğne olarak örüyorum. 3. Sonra tığımın başını doluyorum. 1 2 3 tane de başını bir defa dolayıp örüyorum. Aşağıdan sık iğnelerimizi örerek geldim. 3 tane başını bir defa doladım. Şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayabiliriz. Trabzanlarımı da örmeye başladım ve devam ediyorum. Kolumun en tepe noktasına kadar geliyorum ve yine diğer tarafa da yine trabzanlarla devam ediyorum. Hep bir dolayıp iki defa da çekiyoruz. tepe noktasından itibaren trabzanlarımızı örerek devam ettim. Şimdi ikinci çileğimizin bulunduğu yerdeyim. Başını dolayıp bakın ikinci çileğimizin hemen bir üstündeyim. Burayı da trabzan örelim. Yanındakini bir defa başını dolayıp çektim. İkinci kez başını dolayıp tek seferde çektim. Üçüncü kez başını dolayarak tek seferde çektim. Buradan aşağısını ise sık iğne olarak örelim. Kol altını kalınlaştırmayalım. Sık iğne bitene kadar sık iğne başlangıç ilmeğe batıyorum ilmeğimi çekip bir zincirim çekip makasımla kesiyorum Evet arkadaşlar kollarımızı da tamamladıktan sonra süterimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Çok cici güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de bu çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. hoşça kalın mutlu kalın.